Günaydınlar dostlar. 27 Aralık 2023 saat 9'da kamu aydınlatma platformuna Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Haberin ayrıntısına geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Size zahmet beğen tuşuna da basarsanız çok çok memnun olurum. Nokta dahi yorum yaparsanız daha da memnun olurum diyelim. Hemen bakalım. Şirketimiz bağlı ortaklığının finansal duran varlık edinimi şeklinde arkadaşlar bir haber. Aslında haber biraz farklı bir haber. Şimdi şirketimizin bağlı ortaklığı öncü girişim sermayesi diyen kim arkadaşlar? Doğan Şirketler Grubu. Tekstil pet şişe ve ambalaj atıklarının geri dönüştürerek polyester elyaflar, rejinal elyaf şeklinde arkadaşlar bir geri dönüşüm şirketi var. Adı da Gamare Recycle. Sermayesinin %70'e denk gelen payları satın ve devralmasına ilişkin olarak Kaplan Holding AŞ ile mutabakata varılmıştır diyor arkadaşlar. Hem satın alacak hem devralacak. Söz konusu işlemde Gamare Recycle'ın şirket değeri 160 159,9 milyon Amerikan doları olarak arkadaşlar 4,5-5 milyar bakın milyon değil TL'ye yakın. Öz sermaye değeri ise arkadaşlar 49,6 milyon. Bu da yaklaşık 5 milyar TL'ye yakın arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Pardon 1,5 milyar TL'ye yakın arkadaşlar. Dikkat alınmıştır diyor. Gamaray Sıkıl'ın sermayesinin %70'e denk gelen kısmı diyor arkadaşlar. Bir kısmını nakit vereceğiz diyor. Bir kısmını sermaye artışına iştirak edeceğiz diyor. Ve 34,7 milyon Amerikan doları bize bir maliyeti olacak diyor arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak 1 milyar TL'ye civarında denk geliyor. Yani şirketin değeri 5 milyar TL'ye yakın. Arkadaşlar öz sermayesi erimiş gözüküyor. Sermayesi öz sermayesi arkadaşlar yaklaşık 1,5 milyar TL civarında ve 1 milyar TL'de arkadaşlar %70'e denk gelen kısmı nakit olarak bir kısmını da sermaye artırmış şeklinde arkadaşlar zaten burada diyor. Planlanan sermaye satıcı adına ödemeler niteliğinde olmak üzere diye uyarlanacak. Hayırlısı bakalım diyorum arkadaşlar. Şimdi buradan zaten şey de diyor. Satıcıya nakit ödeme ve Gamaray Sıkın nezdinde yapılması planlanan sermaye artışlarına gerek önce GSYO gerekse de satıcı adına ödemeye dikkat alında. Öncü GSYO açısından kapanış bedeli uyarlama tabi olmak toplam yatırım tutarının 83 milyon Amerikan doları olacağı öngörülmektedir diyor. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Ne diyelim? Gayet de güzel. Aslında şirket anladığım kadarıyla öz sermayesi baktığımız zaman sermayesinin çok çok altında olduğu için biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Hayırlısı kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.